Hazır bir yerde hadis ettirildi. Rifkan bil kavarir de. Kavarir'in tercümesi billur buladı. Billurlarga, kavarirlerge yahşi muamulada bolilar diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. Asiratun indekum degen. Ayollar sizlerini üyinlerdeki esir degen. Hani hazır siz men ayol kişi men erkek kişinin hayatını çalıştırıp görelik de. Erkek kişi hahlagen tarafı barışı mümkün. Ruhsat soramazdan. Hahlagen tamamını yeyiş mümkün. Doğru mu? Hahlagen köçüge çıkartıp ruhsat soramaydı. Kayerde barıp kayerde kegemde ruhsat soramaydı. Erkek kişi. Ayollar ki siz bilen beni ruhsatımsız köçüge çıkıp getirdiken bosa nüme buladı. Derra biz onu sökemiz ya ki onu harkıl yollarda isteyemiz. Şu yerden kelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ularge rifk bilen, yumuşalık bilen muamula kılınlar diyen. Başka hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istavusu bin nisai hayran. Ayollarge muamula kılıyetken ilerde yahşi muamula kılıyılar dedi. Fe innehunne esiratun indekum. Sizlerini üyünlerdeki esir u dedi. Üyüge bar günün içe sizi kütüp duradı. Köçüge çıkmaydı. Kiyiminizi yuvadı. He? Avukatınızı kıladı. Sökşinizi yeme işte yaptı bazı bir peyitte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum hayrukum li nisaihi. Sizlerini içinlerdeki en yahşılar ayallarge çıralik mamla kıgeller de yaptı. Üyeleşti gerek yok. Turmuş ortağıya çıralik mamla kılıçlik erkek kişinin boynudaki vazifesi. Ve bu bizim sözümüz emas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. Sizler de yahşilariler üydeki o şey zayıfe bugün ayalıge çıraylık muamula kıladigen iler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ait yaptılar. Köçede kopal bulsayım çüntürüş gerekti. Köçede ya ki corası da ya mahallesi de ençemçi adamlardı sözü ötmeydi. Ya ki bir zayıf adamlar da özler. Üyüge kirgemden keyin ayağılığı tinçlik vermediği adamlar var eken. Bunu kopalır akıllı beytlerden keyin yaşlılarımız mescular. Yamanlarımız bunlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlılarıyla ayağılığı yaşlı muamula kıladı gelirler diye. Demek hadisini mefhumul muhalefe diyen kaydaki saladı gelin bu sayı. Yamanlarıyla ayollarga yaman muamula qiladiganlar deb tushunishimiz kerak bo'lib qoladi. Uyidagi ayoliga yaxshi muomala qila olmagan erkak kishi yaxshi erkak kishi emas. O'zi masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar. Masalan, erkak kishining aqli ayol kishining aqlidan ko'proq. Erkak kishining guvohligi ayol kishining guvohligidan kuchliroq bo'lgani uchun 4 ta ayol guvohlikka o'tadigan yerga 2 ta erkak kishi guvohlikka o'tib qo'ysa kifoya qiladi. Faraculun ve mıra'ten degen. Güvahlar tapılmasa bir erkek, iki de ayal ötsün deyilgen. Demek erkek kişi akıllıyımı şu üyünü hikmet bilen başkarış gerek. Mesela ötkengi mavzuyumuzda etken de kanday erkeğlerge kanday ayallar yakadı dedi ki ayallar geyen yakadı gen erkeğlerini bazı bir sıfatlar kilen. Hadiste. Bittesine ayet edigen bu sek mesela haligi uzun hadisde ötkende Sa'd vakasından bunu kendim ayet verdi. Ummu Zar'ın hadisi. 10 bittesi ayet vergen mi? Şularını bittesini ayet veriyemiz. İzâ dekhala fahid ve izâ kharaca asid ve la yes'elu amma ahid degen. İzâ dekhala fahid degen üyüge kiredigen bosa üyüde içi de ona piyelen makli yaptı bir yerde. Onu pampersiz af koymaysan şüpürgen nimege onu da ayet duruptu. Mayda küyde nerselerge umuman itibar vermeydi beni erim dedi. Mayda küyde nerselerge biz ne deyimiz? Bolar bomas nerselerge erkek kişi itibar vermeş gerek üydü içi de. Hemen nerselerge itibar veren adamlar var üydü içi de. Erkek kişiler. Bu sizi keçiresiler o dedi. Hayalımız bizi şehrimiz durmuş ortağımız. Bizi elgine kamızdaki kolumuzdaki işçimiz mez. Köpçelik şunu da düşünürken. Bizi şerikul hayat deydi. Hayattaki şerik o ayal kişi. Siz yaş mamlaksanız siz ben çıralik devam ederdi. Hayatta siz ben buzamız öz esilde.
Şular ge çıralik muamela kılıp keyfiyetini köterseniz keyin hayat çıralik etti. Onu kelişten başlı. Ana onu makli yaptı bir yerde. Mana onu makli yaptı bir yerde degen sözler aytiladigan bolsa, u ayol siz nima qiladi keyin? Xavf siraydigan bo'lib qoladi. Ko'rganda qo'rqadigan bo'lib qoladi va yolg'on gap ham chiqadi. Mana bu hadisda aytilyaptiki, "Iza dakhala fahid" erim uyini eshigiga qadam qo'ygandan keyin fahid degani sher degani. Uyda sher bo'lib qoladi dedi. Sher ikki qo'lini oldiga tashlab kallasini qo'yib, boshini indamay kuzatib o'tiradi. Mayda chuyda narsalarga e'tibor bermaydi sher. Meni erim sher deyapti. Meni erim uyga kirgandan keyin bo'lar bo'lmas mayda chuyda narsalarga asilmaydi deyapti. Mayda narsalarga asilmaydi degan erkak kishi ayolga shunaqa erkaklar yoqadi. Va ida xoraja asid dedi. Agar men erim bilan turmush o'rtog'im bilan ko'chaga chiqadigan bo'lsak, ko'chada meni asadday himoya qilam dedi. Asidun, asadun degan söz. Köçede meni erim asad deyapti. Meni özüm, öz himayesi aladı deyapti. Üçüncüsü, birincisi, üyge kirse şer buladı, köçege çıksa asad buladı. Ve la yes'alu amma ahid. Menge iş değerli dedi. Sonra şu işini becermesem, in demeydi dedi. Esiden çıkıp kalı şekilde ayalım deyip, halki işte kayta sonra marakin. Bazı bir erkekler vardı, baya sözümüzde ettik ki, köçede, çorada, mahallede, bir yerde, bir yerde ötkende in demeydi. Erkek kişiler içinde in demeydi. Üyüge gelip ayalını eza uğradı. Cehbanem eza uğradı. Aligin medeydi. Aleminiyem ala uğradı. Söke uğradı yem, kıyna uğradı yem. Bu erkek kişilik doğru kemeydi. Mana bu cahı erkek kişilik doğru kemeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rifkan bil kavarir. Billurlarga mulayim bo'linglar. Ayollarga yaxshi gapirgan men ayollarga yaxshi gapiraman. Sizlarning ichlarida kelaram. Yaxshilar ayollarga yaxshi gapiradiganlar deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar. Ayollarning haq huquqlaridan biri Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki husnul muomala yoki husnul muoshara deydi. Ayol kishi bilan yashayotganda chiroyli muomala qilish kerak ekan. Nimaga? Erkek kişi küçlük, ayol kişi zayıf. Zayıflarga küçlük muamele kılınmaydı. Zayıflarga mulayim muamele kılınadı. Mulayimliği bilen, yengilliği bilen. Mesela tamam meselesini karayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytibdilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayollara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üyüge kirip taamını, ayıbını topmaganlar hiç kaçan diyordu. Ma'aben Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ta'aman qattu qat'i hiç kaçan degen. Birar marataba umur mabayını da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Seni avukatın unday boptu, seni avukatın bunday boptu diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğitme gene keller. Birar marataba. Biz bir etibar verip görelik. Ayet var ya pısta torum. Mesela karın keçke yüremiz köçede. Bu sizmen beni kütüp üyde avukat kıladı, mehnet kılıp, ence vakt. Çep durum, bomaptı bu avukat deyip koyamıza kendi. Bu avukatın bomaptı. İkinci mesele, ayollarda meselesi. Cüde erkek kişilerge... Cüde erkek kişilerge mühim mesele. Erkekler samavarda yürüptü, ağaçta yürüptü, falan yerde yürüptü. Üyde yok bir nese. Üyde tüzük nerse yok. O şey kıyamatta cevapkar şu erkek kişi. Çünkü hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen yegen nerse ayalıngam yesin degen. Meyli unge o samarda kılıngan açtı alıp varmayın. Lekin o şey o şey samarda boluşu mümkün bogan nersene produktasını üyge teşlep koyuş gerek. Bana o gürücün bana o göçün bana o yok. Çıralik avukat kılıp yedip köçede çıralik yürütsün ceyin özü. Şuna kadar erkek kişiler var da hayatta. Bitte, ikte, üçte, dörtte coraları var. Bugün bir yerde aş yedi, erteki bir yerde göç yedi, indiğe bir yerde başka nasıl yedi. Ayalı üyde tüzü kuruk tamam yemeydi. Bu zulüm. Ayalı, ayalının hak hukuku bunun bunda duruptu. Bunu ruhsatsız köçeki çıkma yaptı.
Bunu ruhsatsız bir anlarsa kıma yaptı. Bunu puliyem yok. Pul erkek kişide. Bu ikide üçte dostum hafı bop kamasın deyip o şey erkek kişi dostlarımdan samarda yürseyi ayal üyüde bu çüşündürüş cüneytemizse göç yok ya kıladigen avukatka tüzük kuruk produktası yok üyüde otursa. Elbette kıyamatta cevap verin. Çünkü mana bu neresi kitaplarda kelen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste etepler İbn-i Sabil'ge köçe balası gen fi sabilillah keselge falançıge fıstançıge İmam Müslim'deki rivayet ve ayalıge berilgen sadaka kaysı bir efzel deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra gene geldiler. Miskinge mi? Keselge mi? Falançıge mi? Ayalıge mi? Degen hadis. Sahabalar hemen her kıl cevap verişken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayalınge berilgen sadaka en efzel sadaka dedi. Kimiler ayet beri alaslarını? Ben için ayalge berilgen sadaka en efzel sadaka. Sebebi ne de? Kim biledi? Cüde cevap çıralık da bunu. Ha, bilesler mi? Hizmetinizi kıladı. Yaşı. Ferzen terbiyeliydi. Yaşı. Bulmaz. Yakın. O şu zayıfı deken yakın. Demek ki ayalge ihsan kılamız. Miskin de etmeye, polançını, pıstançını ve anta da alın. Sen ayalınge bergen ihsanın en zoru dedi. Sebep var da? Lebbey? Başka bir de adam yok. Hud düşün dey. Meni ayalımge, men ihsan kılmasam kim kıladı ihsandı? Meni ayalımge, men ihsan kılmasam kim kıladı? Hemmemiz bana şimdi seni bilip olaylık. Her birimizde ayalımızga özümüzle ihsan kılalımız halas. Ayalınge kılıngen ihsan en efzel ihsan degenli sebebi her bir er özünü ayalıge ihsan kılaladıkken birağını ayalıge başkası ihsan kımarıken ye işlik deyem? Ki işlik deyem. Ana bu ki işlik deyem degen. Çünkü nefakatun hukukun maliye deyiler. Hukukun maliye degeni maliyevi hukukları yeyişlik hem de keyişlik ile. Yeyişliğin ayet yatıldığı gibi biz tamam meselesini erkek kişiler köçede, samarda, oturuşta falancı pıstancı illerde tamamlanırken erkek kişiler üyünü karap koysun. Bunu kabul kıldım degen de seni kabul kıldım, tamini kabul kıldım, kimini kabul kıldım degen söz çıkardı arkasından. Hibzu himayayını, satır avratini, hemen ben kabul kıldım degen. Seni bağışlayını boynun seni bağışlaydı men boynumga aldım da gene. Özleri samarma samar yürseyu ayallarda o şey boşa eğlenip yemaglabini düşüp yeydigen içedigen kiyedigen tayin bulması erkek cevapkar. Ama ikinci tarafı var. Mesela ayallarımızdan derhal köpnersen talep kılmasında talep kılıçlığının çekeresi var. Eğer fel yunfik mimme اَتَاهُ اللّٰهُ وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ سَعَةٌ كَيْنِيكْ دِگَنِ Allah Ta'ala bir artaylarga baylik berse, puliler köp bosa, ayalilerge keng ihsan kriyler deyipti Allah Ta'ala. Puliler bosa, ayalilerge keng ihsan kriyler. Lekin hemmemiz hayatta bırkılmaz mıs da? Bazılarımızı pullarımız azrak. وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ keng ihsan kılarsın. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اَتَاهُ اللّٰهِ Kimde rızkı azrak bugün bosa, az bosayam, o şundan ihsan kısın deyipti. Ayallarımız bize hayatımızı karab turup, köp nersene talep kılışmasın, eğer bize imkaniyet kem bosa. Şunçun biz kutbalarda itemiz, çekereni buzmagen halda, israf kımagen halda sorasın ayallar. Ve erkek kişiler hem bana bu nerselere bir ilişkiler. İkinci hakkı, kiyim meselesi, bizden ayallarımız ki biz giyim haberişimiz gerek. Erkek kişiler özlerimiz giyinip yürü olursak, ayallarımızı alıp birmesek bu meydi. Adalet kılıçlığımız gerek. Üçüncüsü husnul muanşere, husnul muamele. Husnul muamele de buluşuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men ayallarımızı en çirali muamele kıladıkken iler. Men ben diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hadis var. Bazı bir erkek kişilerine nasihat. Üyüge kirişimen kavak uçuşup kaladıkken erkekler var. Ayalını körgende hüsnül hulku çekege sürülüp durup seriyozni
Bilmeyman bu nima deydi? Ciddi holatga o'tib qoladigan, seriyoz maska deb qo'yadi. Juda ciddi holatga o'tib qoladigan erkaklar bor ekan. Bu shef bo'lib qolyapti. Bu birodi qizi bu. Bu birodi qizi bu. Uni yanida qovoqlarni solib, buyoq-buyoq qilib, ovqatqani, choy nima olyapti? Qani eshiklar shupurildimi? Eshikka kelganda sanab stansiyadan kelgan. Avukatga kelganda ham o'sha sanab stansiya nadzor, gosnadzor boyagi tozalik yeyish ichish bo'yicha ministerstvodan kelgan odamga o'xshaydi. Uyga unda kiradi ko'chadan. Bir chiradi eshiklarni qarab, "Ha, yaxshi. Shupurilibdi." Keyin avukatlarni tekshirib, kiyimlarni tekshirib, "Bu qulmas ayol kishi." Va mas'ul ham emas. U mas'ul emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda Alloh taolaning kalimasi ila nomahramni o'zingizlarga halol qildinglar degan hadis. Tamam, tushunglar. Nomahram sizga mahram bo'lib qoldi degan. Tushunglar. Bizda ayniqsa mana O'rta Osiyoda shu narsa endi chet el ko'pchiligimiz bormaganmiz, televizorda ko'ryapmiz. Arabda umuman unaqa emas. Turkda ham, Rossiyada ham, Balanchida ham, Istanbulda ham. Bizda ila shunaqa. Biz nimaga shuni aytyapmiz desangiz, qiz katta aytiryapsiz hammamiz ham. Bizni qizlarimiz ham qul bo'lsinmi birodi uyda endi ertaga. Shuning uchun er o'zini huquqini bilsa, ayol o'zini huquqini bilsa, hayot chiroyli ketadi. Undan tashqari mana shu erkak kishilarga biz nasihat qilamiz. Uydagi ayoli, turmush o'rtog'i shu ayoliga chiroyli muomala qilsa, o'zi chiroyli yashaydi hayotda. Baribir boshqa yo'q, shu. Buni qismati shu ekan, buni taqdiri shu ekan, nima sababdan endi bitta-ikkita bolalar bo'lib qolibdi, hayot ketyapti, endi iloji yo'q. Bo'lib ham turmush bo'lgandan keyin, bitta-ikkita farzand bo'lgandan keyin bular endi yashash kerak. Yashash uchun bir-birini kechirish kerak, chiroyli yo'lga o'tish kerak xolos. Va husnul muomala qilish kerak xolos. O'sha boyagi hadisda aytgandek, be'tiborroq erkaklarni ayollar yaxshi ko'radigan. Be'tibor. Uydagi janjal nimadan chiqyapti o'zi? O'ta e'tibor berib yorganimizdan chiqyapti-da. Uydagi janjal to'polan ayollarda har xil narsasiga o'ta qattiq e'tibor berib yorganimizdan chiqadi. Shu ila buni qisqacha aytilmoqchi bo'layotgan narsa shu. Ayollar bilan turmush kechirayotgan paytimizda esimizdan chiqarmaylik. Ayollar bizni nimamizdan yaralgan, bizni qovurg'amizdan yaralgan. Ayollarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyshiq qovurg'adan yaraldi. To'g'rilayman deb ovora bo'lmanglar dedi. To'g'rilaysanglar sinib qoladi. Sinib qolishligi taloq bo'ladi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va ashiruhunna bil ma'ruf ayollar bilan chiroylik husnul muomalada yashanglar deyapti.